MSI Prestige 15 A10 SC model Ultrabook'umun 8'e 256 olan mevcut bellek ve depolama çözümünün yetersizliği sebebiyle upgrade işlemine karar verdim. MSI resmi sitesinden açtığım destek kaydı neticesinde öğrendiğime göre garanti etiketini çıkartmak garanti şartlarında bir değişikliğe sebep olmuyormuş. Ürün özelliklerine baktığımda 2.5 inç SATA slotu bulunmadığı, bunun yerine 2 adet M.2 slotu bulunduğu görünüyor. RAM tarafına bakınca ise 2 slot bulunduğu ve 2666 MHz olduğu bilgisayar almakta. Ekim 2020 döneminde 8 RAM 256 SSD ve 16 RAM 512 SSD kurulumları arasındaki fark 1986 Türk Lirası. İkinci depolama birimi olarak kullanacağım için M.2 portu kullanan ancak SATA teknolojisiyle çalışan fiyat performans ürünü 480 GB bir SSD tercih ettim. RAM olarak 8 GB 2666 MHz ortalama bir RAM seçtim. Böylece parçalarımız 800 TL civarına denk geldi. Kasanın arkasındaki tek parça kapağı açmak için arka yüzeydeki tüm vidaları sökmek gerekiyor. Tüm vidaları söktükten sonra ekran ile arka kapağın kesiştiği bölümü kasayı çizmeyecek bir cisim ile esnetmeniz gerekiyor. Mesela ben taso kullandım. Burası RAM'i takacağımız alan, burası ise boş M.2 slotu. Bu da mevcut SSD. SSD montajından önce M.2 slotu montaj vidasını çıkartmamız gerekiyor. Daha sonra bu vidayı SSD'yi sabitlemek için kullanıyoruz. Köşelerinden hafifçe bastırarak tırnaklara oturttuktan sonra tüm vidaları tekrar kapatıyoruz. Sistem bileşenlerinde değişiklik yapıldıktan sonra ilk açılış biraz uzun sürebilir.
Sistem ilk denemede sorunsuz bir şekilde açıldı. Bakalım bileşenlerimiz sistem tarafından tanınmış mı? Yeni bir disk takıldığında disk yönetiminden yeni bir bölüm oluşturulması gerekiyor. Kristal Disk Mark testinde 38 derece sıcaklığın üzerine çıkmaması ile beraber fabrika verilerinin üzerinde okuma hızı elde ettim. Saniyede 545 MB'a kadar olan okuma hızı 556 MB bölü saniye çıktı. Intel i7-10710U işlemci ile 2x8 16 GB 2666 MHz RAM AVID 64 bellek okuma testinde 33642 MB bölü saniye hıza ulaştı.